Efendim merhabalar, iyi günler. Lexistor yeni yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Hatırlayacak olursanız birkaç önceki videomuzda Duello ve duelloculuk tarihine girmiştik. Bu konuda tafsilatlı malumat vermeye gayret etmiştik. Ve aynı videoda demiştik ki ilerleyen videolarımızdan bir tanesinde Osmanlı'da duelloculuk meselesine derinlemesine gireceğiz. Sözümüzü tutmak adına şu an izlemekte olduğunuz videoyu çekiyorum efendim. Şimdi Osmanlı'da duello meselesine gelmeden önce şunu söylememiz lazım. Osmanlılar da diğer pek çok millet gibi kavgalarını, dövüşlerini zaman zaman hukuk dışı metotlarla çözmeye çalışıyorlardı. Problemlerini bu yolla çözmeye her millet gibi çalışıyorlardı. Ama adli bir kökeni bulunan şahitleriyle, toplantı mekanıyla, silahıyla önceden belirlenmiş bir duello usulü Osmanlılara Avrupa'dan gelmiş bir adettir. Dolayısıyla biz bunu Avrupalılaşmanın arttığı... 19. yüzyılın sonunda daha ziyade görüyoruz ve ilk olarak ekaliyet mensupları veyahut sefarethane çalışanlarının bu işlere girdiğini görüyoruz. Bir örnek vereyim mesela o dönemde Fransız hastanesi var Beyoğlu'nda ve Fransız hastanesinde Sivas Topoli diye Rus asıllı bir doktor çalışıyor. Gazete Medikal'e bir yazı kaleme alıyor ve diyor ki bizim buradaki doktorlarımız Türklerden fersa fersa üstündür. Cerrahi bakımından fevkalade ameliyatlar yapıyoruz. Türkler arzu ederse gelsinler onlara bu işi öğretelim gibilerinden böyle arogan bir yazı kaleme alıyor. Bunun üzerine o dönemde encümeni etibba azası bulunan ve saray hekimlerinden olan Ermeni paşalarımızdan Dikran Peştemalciyan Paşa bir cevap yazısı kaleme alıyor. Yazının sonunda diyor ki bu ifadeler hot pesentli gibi raz etmektir. Yani kendini beğenmişlik göstergesidir. Bu ithamat vakayı nefretle reddederiz. Bu cümle çok önemli. Yani bu vakaları biz nefretle reddediyoruz diyor. Bunun üzerine Sivastopol'i durduk yere o makale yazılmamış gibi sonundaki bu ifadeye takılıyor. Ve diyor ki siz beni nasıl nefretle reddedersiniz? Bu yazı size aitse yine gazete medikalde yayınlıyor bu cevap ikinci cevap yazısını. Bu yazı size aitse bana bir tarziye borçlusunuz. Yani bir özür borcunuz var. Bu borcuda nasıl ödeyeceğinizi, ne şekilde ödeyeceğinizi ben iki tane şahit göndereceğim size. Siz de iki tane şahit gönderin. Namuslu bir zat nasıl özür dileyecekse onlar o yolu seçerler diye alttan alta düello tehdidinde bulunuyor. Dikran Paşa ciddiye bile almıyor artık işi çirkinleştirdiği için Sivastopol'i. Cevap bile vermiyor. İkinci yazısında 31 Ağustos 1889'da Sivastopol'i açık açık bizim Dikran Paşa'yı düelloya davet ediyor. Edikran Paşa mevki makam sahibi bir adam. Rastgele bir doktorla düello edip de yani canını tehlikeye atması için bir geçerli sebep yok. Bunun üzerine meseleyi zaptiye nezaretine havale ediyor. Bu arkadaşla ilgilenelim diyor. Beyoğlu Mahkemesi Sivastopol'i derdest ediyor. Yunan sefareti tercümanları vasıtasıyla ifadesini alıyor. Hukuk tarihimiz bakımından önemli. Sivastopol'i bu mahkemede yetki itirazında bulunmuş. Demiş ki yani ben Rus vatandaşıyım. Dikran Paşa'nın da diğer vatandaşı Rusya'ya ait. Dolayısıyla bizi Rus mahkemeleri yargılasın demiş. Osmanlı mahkemeleri bugün dahi geçerli olan bir teamülden bahsederek demiş ki bu bir suç ve suçun işlendiği yer mahkemesi de bu tarz hadiselerde kamu adına yetkilidir diyerek Sivastopol'ü yargılama yetkisinin kendilerinde olduğunu hatta Dikran Paşa hukuki şahsiyetinden fari olsa bile yani şikayetinden vazgeçse bile yargılayabileceklerini söylemiş. Böyle bir vaka var mesela. Yine bizim bugün küçük çekmecede bulunan Büyükdere semtinde eskiden çiftlikler bulunuyormuş. Bulak Bey diye bir zatın çiftliği varmış orada. Bu çiftliği Graziano veya bizim kaynaklarda geçtiği üzere Caracciano adında bir İtalyan ziyaret etmiş. Bu ziyareti sırasında böyle atlan geziyorlarmış. Yanında da bir jandarma çavuşu varmış. O sırada bir köpek gelmiş atlara saldırmış. Başı baş köpek sorunu o dönemde de var demek ki. Atlara saldırınca jandarma çavuşu silahını çekmiş köpeği vurmuş. Meğer köpek Vitalis Paşa'ya aitmiş o devirde. Orada da onun da bir çiftliği varmış. Doğrudan çıkmış Vitalis Paşa. Ve demiş ki o jandarma çavuşunu bana vereceksiniz ben cezalandıracağım. Karaciyanu demiş ki ya kardeşim bu adamı bana... Hani ben kendim tutmadım. Koruma olarak tutmadım, fedai olarak tutmadım. Bunu bana Dahiliye Nezareti verdi. Dahiliye Nezareti'nin bana verdiği adamı ben sana nasıl teslim edeyim deyince madem öyle sen duelloya geleceksin demiş. Ev sahibi Bulak Bey olması lazım. Doğrudan meseleyi Şehremanet'ine taşımış, belediyeye taşımış. Belediye küçük çekmece kayın makamlığını görevlendirmiş ve meseleye askeri bir müdahaleyle daha doğrusu devlet müdahalesiyle kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle çözülmüş. Yani bir düelloya taşınmamış. Türkler arasında düello biraz daha dediğim gibi geç tarihlere rastlayacak. Bir başka videomuzda Osmanlı'da boşanma hadisesini anlatmıştık hatırlayacak olursanız ve Kemalettin Paşa ile Naime Sultan'ın çok olaylı bir boşanması vardı. Hatice Sultan'ın da içine girdiği skandallar, aldatmalar falan filanlar vardı. Çok böyle bir kavgalı, muhataralı bir işti. Bu bağlamda bir ara buluculuk görüşmesi yapılmasına karar veriliyor. Ve tarafı şahaneden yani padişah tarafından Ali Galip Bey bu işin görevlendiriliyor. Mağbenci Ali Galip. Karşı tarafta Kemalettin Paşa da Avukat Abdurrahman Adil Bey'i görevlendiriyor. Bir mecliste oturuyorlar. O zevatın içerisinde Hüseyin Hilmi Paşa, Sadrazam Hüseyin Hilmi de var. O da oturuyor. Abdurrahman Adil Bey Hüseyin İlmi Paşa'ya dönerek diyor ki efendim zat haliniz vekil olarak buradaysanız ben sizi de görüşeyim. Böyle bozulmuş mabeyincilerle bu işi sürdüremeyiz diyor. Yani laf sokuyor Adil Bey. Çünkü sadrazam olduğu zaman zaten eşitsiz bir durum oluyor ya onu dengelemek adına Kurena'dan, mabeyincilerden Ali Galip Bey'i harcıyor orada Abdurrahman Adil. Bunun üzerine Ali Galip çok alınmış bu işe. Ve demiş ki sen bana hakaret mi ediyorsun? Bozulmuş mabeyinci mi diyorsun? Hadi gel o zaman seninle düello yapalım demiş. Hadise bir anda büyümüş. Abdurrahman Adil kurnazca bir iş yapmış düelloya gitmeden önce. Yani görünüşte kabul etmiş meseleyi ama düelloya gitmeden önce meseleyi matbuata taşımış. İş matbuata gazetelere düşünce Zaptiye Nezareti sadarete bir yazı yazmış. Ve demiş ki bu yazıda bu hadiseye engel olun. Hukuku Seniyye tarafından ehem ve lazımdır. Beynen nas yani halk arasında fesat ve habasete sebebiyet verebilir. Yani böyle bir adet başlarsa Müslümanlar arasında bu hızla yayılır düello işinin önünü alamayız. Yani saray çevrelerinde bu iş yapılırsa halk hayli hayli yapar. Bu işin önünü alamayız. Hatta yazının sonunda diyor ki Ali Galip Bey ile Abdurrahman Beylerin bu memleketin habili ve kabili olmasına müsaade etmeyin. Nasıl habille kabil hadisesinde ilk defa cinayet işlendi ve insanlık tarihi boyunca işlenen bütün cinayetler kabilin suçudur bir tarafıyla diye düşünülür ya. Burada da duello işini bu ülkeye getirip Müslümanların arasında yaymayın. Bundan mesul olursunuz diye zaptiye nezareti sadarete bir yazı yazıyor ve iş hakikaten ciddi alınmış. Duello'nun yeri Şişli'deymiş deymiş bir. E, açıklık arazide duello yapılmasına karar verilmiş. Duello günü Beyoğlu mutasarrıflığı muavini Ahmet Bey yanında bir süvari takımıyla olay yerine gitmiş ve duelloyu engellemiş. Görüldüğü üzere merkezde Osmanlı duelloya karşı sert tedbirler alıyor ve doğrudan engelliyor meseleyi. Ama Taşra'da durum biraz farklı. Taşra'da nece itibariyle çok fazla müdahale edemiyorsunuz bazı hadiselere. Ve Kosova'da enteresan bir duello teklifi gerçekleşiyor ki bence tarihe geçecek Arnavut seciyesinde gösterecek bir hadisedir. Bir Hasan Feri Bey var Kosova'da. Bu Arnavut beylerden, asilzadelerden bir tanesi. O civarda da Sokoliç diye bir Karadağlı eşkıya dolanıyor. Sokoliç bir zaman gelmiş bu Hasan Feri Bey ile bir işi görüşmek üzere merkeze inmiş. Hasan Feri Bey bu eşkıya bozuntusunu ciddiye almamış ve kapısından tardur efetmiş yani kovmuş bunları. Bunun üzerine Sokolit çok alınmış ve Hasan Feri Bey'i düelloya davet etmiş. Demiş ki gel bakalım düelloya. Şimdi bir Arnavut Bey'den bahsediyoruz. Arnavutlar için şu iki misal verilir. Bunların müsaadenizle arz edeyim. Arnavut pelerinini uzun bırakırmış. Neden? Biri bassın da kavga edelim diye. Bir de şunu söylerler Arnavutlar için. Bir mecliste en kısa boylu olmasına rağmen en heybetli görünen kimdir? Arnavuttur. Dolayısıyla Arnavut'un damarına basmayacaksın. Hasan Feri Bey başta hiç cevap vermemiş buna. Sokor için tekliflerine. Fakat teklifler arttıkça şöyle bir pozisyona düşmüş. Bir Arnavut Bey'i bir eşkiyadan korktu. Duello'ya gitmiyor. Bu pozisyona düşmek de istemiyor. Bir ile yüz göz olmak da istemiyor. Dolayısıyla çok akıllıca bir iş yapmış. Ve o dönemde Karadağ prensi olan Nikola'ya bir mektup yazmış. Demiş ki. Prens hazretleri Sokoliç namında bir Karadağlı beni Duello'ya davet etti. Bu davanın senin emrinle vuku bulduğu muhakkaktır. Ancak... Sıytı Zatiyen yani karakterim Seciyen Sokoliç gibi bir haydut ile dövüşmekliğime mani olduğundan Mahdumlarından birisini Misalen Prens Mirko'yu Benimle duello etmek üzere Hududun Laletay'ın bir noktasına göndermekliğini rica ederim Yani diyor ki sen sınıra bırak prenslerinden bir tanesini Ben ona duello etmesini bilirim diyor Yani tam bir Arnavut delikanlısı Hasan Feribe Bunun üzerine Karadağ prensi hem şaşırmış Hem de gülmüş yani böyle bir iş nereden çıktı diye Hatta oğlu Prens Mirko'ya dönüp yani düello yapmak ister misin deyince o da işte ya isterim babacım falan gibi renden süklüm püklüm olmuş. Çocuk da korkmuş yani beni düelloya gönderecekler diye. Fakat böyle kerhen bir cevap verilince düello teklifi de askıda kalmış. Mesele barışla çözülmüş. Ama o dönemde mesela Çetine Seferi'nin yazılarına bile konu olmuş bir hadise bu. Dolayısıyla önemli yani bir Arnavut Bey'i tırnak içinde koskoca Karadağ Prensi'ne düello teklif edebiliyor. Dediğimiz gibi Osmanlı merkezde bu işlere karşı ama... Geri geliyor düelloyu desteklediği yerler de oluyor. Paris'te askeri ateşemiz bulunan İzzet Bey 1886 tarihinde Vicomte Vigier adındaki bir adamla düello etmeye karar veriyor. Ve düello kılıçla gerçekleştiriliyor. Adamı da hacamat etmiş bizim İzzet Bey. Bunun üzerine Osmanlı makamları adama bir tebrik gönderiyorlar. Helal olsun mahsusiyetimizi sana bildiriyoruz. Sen bu milletin izzetini korudun gibilerinden adamı taltif ediyorlar. Sebebi de şu. Bu Vikont Vigier denen herifçi oğlu İstanbul'da bir Parisli başlıklı bir kitap kalemi almış ve Türkler aleyhinde propaganda yapmış bir herif. Dolayısıyla böyle bir adamın duelloda mat edilmesinden Osmanlı makamları derin bir e, sevinç duymuşlar. Dolayısıyla farklı yaklaşımları var yerine göre. Hakezallaheyde. John Türkler arasında duello hadiseleri gerçekleşiyor, cereyan ediyor bir iki tane. Bunun üzerine Amerika'da bu husus gazetelere falan düşüyor. Washington'a kadar gidiyor iş ve olumsuz yorumlara yol açıyor. Yani Türkler birbirlerini katlediyorlar Avrupa'nın içerisinde gibilerinden yorumlara yol açıyor. Bunun üzerine Washington elçimiz Ali Ferruh Bey hariciye Nazaretine bir yazı göndermiş. 25 Haziran 1899'da ben bu konuyla ilgili diyor buradaki medyada. Ciddi yazılar kaleme aldırttım, neşrettim. Bu Jön Türkleri kınayan, lanetleyen ve meselenin Osmanlılarla ilgili olmadığını, bu Jön Türkler denen serseri güruhunun bu işi yaptığını açıkça ifade ettim diyerek Jön Türkler aleyhine bir propaganda vesilesi haline getirmişler bu duello meselesini. Abdülhamit saltanatı devrinden bahsediyoruz 1899 ve Abdülhamit'in rakipleri Jön Türkler. Dolayısıyla Vicont Vigier örneğinde devletin onurunu, şerefini koruduğunu diye talitif ettiğim bir hadiseyi beri bir tarafta Jön Türkler aleyhinde bir propaganda olarak da kullanmasını bilmiş Osmanlı makamları. Dolayısıyla dediğimiz gibi Türkler arasında da zaman içerisinde bu adet yayılmaya başlanıyor. Ve bizim matbuat hayatımızda da çok eleştiriyi kaldıramayan bir millet olduğumuz için enteresan. Düello teklifleri var. Abdülhamit saltanatından sonra özellikle İttihat Terakki ve Hürriyet İtilaf Partilerinin kavgası sırasında siyasi mücadeleler sıklıkla yine düello tekliflerinin konusu olmuş. Mesela Zühre gazetesinin baş yazarı Priştine Mebusu Hasan Bey ile Tanin gazetesinin o dönemki adıyla Cenin gazetesinin yazarı Hüseyin Cahit Bey arasında bir düello teklifi cereyan ediyor. Bu Cen'in gazetesi esas itibariyle dediğim gibi Tan'in gazetesinin devamıdır. O dönemde hep yasaklar konduğu için zaman zaman Sen'in gazetesi, Ren'in gazetesi, Cen'in gazetesi diye farklı isimler almıştır bu Tan'in gazetesi. Hüseyin Cahit Bey de onun yazarlarından bir tanesi ve Priştine Mebusu Hasan Bey'i eleştirmiş. Hasan Bey bu eleştirileri hakaret olarak kabul etmiş. Ve demiş ki ben bir Arnavudum. Arnavutlar namus konusunda sair akvamdan yani kavimlerden daha hassastır. Bunu biliniz. Dolayısıyla sizi düelloya davet ediyorum diyor Hüseyin Cahit Bey'e. Şahitleri olarak da Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa ile Sinop mebusu bizim meşhur Rıza Nur Bey'i şahitler arasına alıyor. Cahit Bey o sırada yurt dışında yani İstanbul dışında olması lazım cevap veremiyor başta. Ancak döner dönmez o da Siroz mebusları Mitat Bey ile Derviş Bey'i kendisinin şahidi olarak ilan ediyor ve düello teklifini kabul ediyor. Meclis-i Mebusan toplantıları arasında onlar bir araya geliyorlar ve şartları görüşüyorlar. Hatta şunlar bile tartışılmış şartlar bağlamında. Hasan Bey'de tabi Arnavut izzeti var. Demiş ki siz önden başlayabilirsiniz efendim. Yani ilk kurşunu siz atın demiş Hüseyin Cahide. Nasıl da tutturamayacaksın ben seni vuracağım diye. Alttan alta da şeyi veriyor yani. Cesaretini gösteriyor. Ve şunu da konuşmuşlar. Osmanlı ülkesinde yasak düello. Dilerseniz Yunanistan'a gidelim, Bulgaristan'a gidelim. Orada birbirimize kurşun sıkalım gibilerinden bunları bile konuşmuşlar. Çok gergin bir ortam var. Bunun üzerine konu Meclisi Mebusan'a taşınmış. Yani Mebuslar Meclisi'ne, Parlamento'ya taşınmış ve iki üyenin hakem olarak bu meseleyi çözmek üzere atanması için bir karar çıkartılmış. Daha sonra olay Meclis-i Mebusan'ı da aşmış. Şeyhülislamlıktan Sadaret'e gönderilen bir yazıda düellonun dinen yasaklandığı ve ülke içinde ya da dışında iki Müslümanın duello etmesinin her türlü şer-i şerife mugayir olacağı söylenmiş ve iradi-i seniye şeref sadır olacağı bile öne sürülmüş bu usulda. Yani gerekirse padişah doğrudan bu olaya müdahale etsin ve iradi-i seniye bir ferman yayınlasın bile denmiş. Dolayısıyla bir ferman buyrulursa ne yapacaksınız diye gazeteciler iki tarafı da sormuşlar bu dönemde. Hasan Bey demiş ki hayatımın padişahımız efendimiz hazretlerinin olduğunu fakat haysiyetimin zatıma, aileme ve mensubiyetiyle müftehir olduğum Arnavut kavmine ait olduğunu söylerim. Diyerek yani şunu bile ima etmiş. Padişah ferman verse bile ben bu düelloyu yapacağım demiş. Bunun üzerine iş iyice büyümüş. Sorunun şeriata referansla çözümün için bir hakem seçilmiş. Ve Selanik Mebusu Rahmi Bey yine meclisi mebusan üyesi Keşezade İzzet Fuat Paşa imzasıyla hürmeti mütekabilede bulunulmak üzere İş bu düellonun ademi icrasına karar çıkmış. Yani şeriate atıfla bu düellonun haram olduğunu ilan eden bir karar çıkartılmış bu komisyondan. Dolayısıyla düello meselesi meclisin mevzusunda bir komisyon kurduracak kadar önemli noktaya gelmiş. ikinci meşrutiyet döneminde. Yine Celal Nuri Bey ile Necmettin Hüseyin Bey arasında tuhaf bir duello teklifleşmesi var. O dönemde Celal Nuri Bey, Celal Nuri ileri soyadını alacak daha sonraları. Bir yazar ve Ayan Meclisi'nde Kürtleri temsil eden Seyit Abdülkadir Efendi hakkında sergerde tabirini kullanıyor. Yani elebaşı gibi bir tabir bu. Necmettin Hüseyin Bey diyor ki sen sergerde diyerek Seyit Abdülkadir Efendi'ye bütün Kürtlere hakaret ettin. Elebaşı dedim bizi de çete gibi gösterdin. Madem öyle, seninle de öyle yapacağız diyor. Celal Nuri de diyor ki, ya efendim ben orada sergerde derken hani lideri, önderi anlamında kullandım. Böyle bir hakaret amiz bir maksadı kastetmedim. Ayrıca da diyor, Seyit Abdülkadir Bey bir rahatsızlık duyduysa söylesin. Hatta gerekirse beni mahkemeye versin. Sen ne karışıyorsun diyor Necmettin Hüseyin Bey'e. Ama kabul etmiyor Necmettin Hüseyin Bey. Araya bazı isimler giriyor, bunun şeriata aykırı olduğunu söylüyor. Necmettin Hüseyin enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki, Sıfır Muharebesinde Hz. Ali Muaviye'yi mübarezeye yani düelloya davet etti. Binaenaleyh düello şeriat-ı İslamiye'ye muvafıktır diye bir cevap veriyor. İşin ciddiye bindiğini görünce bu cevap üzerine Celal Nuri Bey düelloyu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini, böyle bir şeyin hukuka ve şeriata aykırı olacağını, daha doğrusu böyle bir şeyi kendi haysiyetine yakıştırmayacağını söyleyerek düellodan uzak duruyor. Necmettin Hüseyin Bey de bunu kendisinin aleyhinde bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Dolayısıyla hürriyet İttilaf Partisi ile İttihat Terakki Partisi arasındaki çekişmelerde de düello çok aktif bir yer almış. Mesela Doktor Ziya Bey ile Ali Kemal Bey'in arasında bir düello teklifi var. Hatta bu teklif ciddiye biniyor. Ali Kemal Bey, Doktor Raşit Tahsin Bey'i ve Mazhar Osman'ı şahit olarak göstermiş bu düelloda. Bu da Alemdar Gazetesi'nin sayfalarında yer almış hadiselerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle o dönemde de düellolar sıklıkla gördüğümüz bir hadise. Efendim düello denince bizde aslında bir tane isim vardır ki diğer herkesi solda sıfır bırakır. O da Ahmet Rüstem. Gerçek adıyla Alfred Bilinski'dir. Hatırlayacak olursanız ıslahat fermanı videomuzda Polonyalı mültecilerden bahsetmiştik. Bu mültecilerden bir tanesi Sevelin Bilinski Nihat ismini alıyor ve oğlu da Alfred de Osmanlı hariciyesinde memur olarak çalışmaya başlıyor. Daha sonraları Müslüman olduktan sonra da Ahmet Rüstem. Bilinski veya Alfred Rüstem Bilinski adını almıştır. Hakikaten isminin müsemması bir adamdır. Rüstem isminin karşılığı bir adamdır. Böyle cesur, kahraman bir herif. Dolayısıyla böyle hakaretlere pek gelemediği için de sık sık düello hadiseleriyle adı anılıyor. Atatürk'e bile düello teklif ettiği rivayet olunmuştur bu Alfred rüstemi e. Bunlar Atina Büyükelçiliği'nde çalışmaktalarken Alfred Rüstem ve Aziz Bey. Aziz Bey baş katip, Alfred Rüstem de o dönemde ikinci katip bir tiyatroya gidiyorlar. Normalde protokol gereği Osmanlı yetkililerinin en ön safta olmaları gerekiyor. Yani tiyatroyu en güzel izleyebilecek yerde olmaları gerekiyor. Fakat binbaşı Agüropulos ve Pierre Rokos adında iki tane asker gelip bunların önüne geçiyor. Bir kavga gülgüle kopuyor. Bunun üzerine Alfred Bey Pierre Rokos'u davet ediyor. Duello kararı veriliyor ve bunlar Omorfi Eklisya, Güzel Kilise denen bir mevkide buluşuyorlar. İki tarafında şahitleri var. Piyarrakos'un şahitlerinden bir tanesi yüzbaşı Leandros Metaxas. Bu Metaxas soyadını daha sonra da tarihte sıklıkla göreceğiz. Önemli soyadlardan bir tanesidir. Bu şahitlikler huzurunda güzel kilise mevkinde buluşuluyor. İki tarafta birbirine ateş ediyor. Piyarrakos bir asker olmasına rağmen Alfred Bey'i tutturamıyor. Alfred Bey Piyarrakos'u karaciğerinden yaralıyor. Herif götürülüyor hemen revire kaldırılıyor tedaviye götürüyor. Zaten... O sırada iki tane de doktor bulunuyormuş o mecliste. Bu iş burada kalmıyor. Hakaret işi burada çözülmüyor. Ve bir anda Türk karşıtı, Osmanlı karşıtı bir protesto hareketine dönüşmeye başlıyor. Atina sokaklarında insanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Onurumuzu zedelediniz. Bizim işte askerimizi vurdu bir büyükelçilik yetkilisi falan derken. Aziz Bey, başkatip Aziz Bey akıllı bir iş yapıyor. Diyor ki bunlar Alfred'i parçalayacaklar. Ben bunu İstanbul'a kaçırayım. Daha İstanbul'a bile sormadan bir vapura bindirip gönderiyor. Atina'daki ahali Alfred Bey'in orada olmadığını fark edince bu sefer Argyropoulos, Pierrakos'un Rakos'un arkadaşı bizim Aziz Bey'e duello teklif ediyor. Gel kardeşim seninle duello edelim. Bunu İstanbul'a yazmış olacak ki Aziz Bey. İstanbul şöyle bir açıklamada bulunuyor. Biz duelloya karşıyız. Böyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor. Bunun üzerine iş askıda kalıyor. Ama Aziz Bey de gururunu çiğnettirmemek istiyor bir Yunan askerine. Dolayısıyla madem öyle diyor gel Paris'te senle bir duello yapalım. Hakikaten Paris'te buluşuyorlar bunlar. Buluştukları tarih de belli. 14 Ağustos'ta Tabancayla bir duello yapılmasına karar veriliyor. İki tarafta birbirine isabet ettiremeyince mesele çözülmüş oluyor. Düello da sonuçlanmış oluyor. Ama gördüğünüz üzere bir düello bir anda siyasal bir kavgaya, sokakta mitinglere, nümayişlere bile sebebiyet veriyor. Bunun kahramanlarından Alfred Bey enteresandır. Aslında videomuzun en can alıcı hadisesinin kahramanı da yine Alfred Bey. Çok cesur bir adam, milli mücadele yıllarında devletin daima yanında bulunmuş. Bir dönem Washington elçiliğimizi de yapmış, mecliste milletvekilliği de yapmış. Dolayısıyla enteresan bir adamdır. Bir gün Gazi Mustafa Kemal'in sofrasındalar, yemekler yeniliyor. Yemek sırasında Alfred Rüsten Bey bir sigara çıkartıyor, yakıyor. Paşa da diyor ki acele etmeseydiniz diyor. Bunun üzerine Alfred Rüstem ayağa kalkıyor. Niyeymiş efendim? Herkes burada yemek sırasında bile sigara içti. Benim sigara içmem için niye bana müdahale ediyorsunuz? Yoksa müsaade almam mı istiyorsunuz sizden? Sizden sigara içmek için müsaade alacak değilim diyerek kapıyı vuruyor dışarı çıkıyor. Ya bir alınganlık gösteriyor. Atatürk de buna şaşırmış. Demiş ki yani ben böyle bir şey söylemek istemedim. Adam benden 20 yaş büyük. Hani bir saygımız sevgimiz var. Helva gelecekti yemekten sonra. Acele etmesin helvadan sonra içer sigarayı diye söyledim demiş. Ama Alfred Üsten bunu kabul etmemiş. Dışarıda bağırınıyor, köpürüyor. Böyle iş olmaz benim olurumu incitti bu Atatürk falan filan diyor. Masar Müfit Bey yanına gelmiş. Yapma Alfred amca. Hani böyle olur böyle şeyler yanlış anladın. Maksadı o değildi kabul etmemiş. Bunun üzerine Atatürk'ü düelloya davet ettiğini Masar Müfit vasıtasıyla söylemiş Alfred Rüsten Bey. Ve şunu söylemiş. Demiş ki 15 kişilik sofrada Beni sofra adamını bilmeyen biri olarak aşağıladı. Bu işin şakası yok. Haysiyetimi muhafaza etmek için paşayı düelloya davet etmek mecburiyetindeyim. Paşaya bildiriniz demiş. Masar Müfit tabi şaşırmış. Yani bunun üzerine yahu Alfred delirdin mi? Paşayı öldürmek mi istiyorsun deyince Bilakis. Ona zarar vermeyeceğim. Ben yaralanacağım veya öleceğim ama bu surette haysiyetimi muhafaza edeceğim. Söyleyin paşayı paşaya silah etsin demiş. Bunun üzerine Masal Müfit olayın absürtlüğüne dayanamamış, gülerek sofraya dönmüş ve demiş ki paşam böyle böyle bir durum var. Hani ne dersiniz? Gazi derin düşünmüş, dur, duraksamış böyle gayet ciddi. Herkes de şimdi Gazi'ye bakıyor. Eyvah kabul edecek mi böyle teklifini? Alfred Rüstem'in de yani yaşlı bile olsa sabıkası var bu usta. Ya tutturursa ya paşayı yaralarsa falan diye gerilmiş sofra. Gayet ciddiyette durmuş. Silah seçmemi istiyor değil mi demiş Alfred Rüstem. Evet silah seçmenizi istiyor. Peki silah olarak süpürge sopasını seçiyorum demiş. Bunun üzerine bir kahkaha masada kopmuş. Herkese de bir rahatlama gelmiş. Bu gülgüleyi duyan Alfred iyice çıldırmış. Yani hem bana sigara içirtmedi sofrada hem de beni aşağıladı diyerek bir daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasına oturmamış. Böyle de bir alıngan bir tarafı da var. Gördüğünüz üzere bizde duellolar dünyadan biraz daha farklı, biraz daha tuhaf. Yer yer alınganlıklar gösteriliyor. Gereksiz alınganlıkların neticesi olarak ortaya çıkıyor. Osmanlı'da ve Türkiye'de duellonun seren camı da 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde diyebiliriz. Bu latif hikayeyle de bu işi sonlandırmış olalım. Bu arada Ramazan-ı Şerif'inizi de tebrik ederim. Her zaman söylediğimiz gibi hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası